Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 20 Haziran 2023. Zaman daralıyor. 22 Haziran'a da az bir süre kaldı. Ve kur tarafında da 23.60 seviyesindeki sessiz bekleyiş devam ediyor. Bu sessizlik dövizle işi olanları korkutmalı mı? Bence korkutmamalı. Sebebine gelecek olduğumuzda beklentiler dahilinde sert bir faiz artışı olmayacak. Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşların tamamı %20'nin üzerinde bir faiz artırımı bekliyor. Böyle bir dünya ben beklemiyorum ve %99.9'da yanılacağımızı düşünmüyorum. Şöyle bir hareket olacaktır. Daha önce de belirttim, yine belirtiyorum ve aşamalarını da bu videoda belirteyim, söz verdiğim gibi ve sözümü de tutmuş olayım. Ben içeriden bir haber akışına sahip birisi değilim. Bunu başta söyleyeyim. Bu konuda da hemfikir olduğumuzu düşünüyorum zaten. %12, %15 aralığı çok önemli bir kritik seviye. Ve 1000 puan gibi bir psikolojik rakamın olduğu bir noktada da böyle bir artış gelmez arkadaşlar. Piyasa bunu çok farklı algılayabilir ve piyasada durma noktasına geliriz. Buna izin kesinlikle verilmez. Yani benim fikrim böyle. Ben bu şekilde size izah ediyorum. Tavsiye niteliği olarak da algılamayın ama izleyip göreceğiz süreci. %20 ya da %25 daha üzeri gibi hayali rakamlar asla şu an için 22 Haziran'da bence söz konusu dahi olmayacak. Borsa İstanbul'un fiyatlamasına zaten baktığımda da geri çekilme, düzeltme eğilimleri de zaten bunu destekliyor. Geçtiğimiz haftada dile getirdiğim gibi bu haftanın fiyatlamasına bakarak daha net bir şekilde hazırlanabiliriz demiştim ve o noktaya da geldik. %12, %15 aralığı mükemmel bir rakam bence. Hem yurt içi piyasalara hem yurt dışı piyasalara da verilecek olan mesaj zaten çok net olacak. Önümüzdeki aya ilişkin faiz kararı ne olacak? Yani ikinci PPK'ya nazaran ve burada ne mesaj verilecek diye. Burada da arkadaşlar %20 seviyelerine faiz seviyesinin tabelada getirileceğini sinyalleri verilecek. Ve daha üzerinin getirilmeyeceği de burada yine metinde bence bir ipucu olarak da verilecek. Metini zaten hep birlikte takip edip göreceğiz. İlk etapta okuduğunuzda anlamayanlar olacaktır illaki. Ben bu konuda da size bir video çekeceğim. Yani öngördüğüm kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla, izah edebildiğim kadarıyla, bu daha doğrusu, sizlerle birlikte paylaşacağım. Sizlerden tek yapmanızı istediğim konu, sakin olun ve birlikteliğimizi iyi koruyalım arkadaşlar ve eğitim amaçlı olduğunu da unutmayalım. Ve tabii abone olmayanlar da abone olup bildirim seslerini açık tutsun. Bildirimleri gelmeyen arkadaşlar da zil sesini kontrol etsin. Kontrol ettiği takdirde de geç geliyorsa katıl butonundan zaten erken gelmeme gibi bir şansı da olmayacaktır. Oradan da faydalanabilirsiniz. Gelelim rakama. Kur tarafında hepinizin merak ettiği. Bu rakam aslında teorik olarak bakıldığında, şimdi bana kızacaksınız, vedalaşma rakamı arkadaşlar. Nedenine gelecek olduğumuzda hem göstergelerimiz şişti hem de fiyat grafiğinde artık zirve seviyelerine ulaşmış görülüyoruz ve göstergede iyi bir noktaya evrilmiyor. Fiyatın bu seviyede kalıp burada bir filama yapması bizi korkutmalı mı? Şöyle değerlendirdiğimizde kıymetli dostlarım, bu tehlikeli bir görüntü, yani formasyon hedefi olarak tehlikeli bir görüntü bakıldığında yukarıda 27-28'leri teknik anlamda gösteriyor ama ben 23.60, 24, 24.5 seviyelerinden piyasaya göre döviz alayım, buradan satayım mantığıyla yürürseniz buradaki oynaklık da zaten makas aralığı açılır. Piyasada da bu makas aralığı zaten mevcut rakamların haricinde açılacaktır. Çok sevinmeyin bence. Yeni girecek olanlar bulaşmasın. Peki daha alt seviyelerden 20'nin altındaki alanlar ne yapsın burada? Arkadaşlar bence çok riske atmayın. Evet, yukarıyı teknik anlamda piyasa istiyor. Yurt içindeki iş insanlarımız da düşük döviz kuru istemiyor. Yani değerli bir Türk lirası istemiyor. Açık açık söylüyor. Ama bu şu demek değildir ki dolar kuru 28'i 27'leri görmeyecek ya da bundan sonra artık 20'nin altında kesin bir şekilde dengeleneceğiz. Hayır. Mevcut şartlar doğrultusunda 22, 23 bantları, 21 hatta, yani 21, 25 aralığında piyasada bir denge noktası oluşturulacak. Ha, bu bir anda mesela 22 seviyesinde oluşmayacak. Böyle bir dünya yok yani. Hop hemen faizleri artırdık, piyasada bir denge oluşsun, olmayacak. Böyle bir şey yok. Yani kendinizi buna hazırlayıp ya da odaklamayın. Ha, ne olur burada oynaklık olur.
Bayağı bir oynaklık olur hem de. Hem aşağı hem yukarı yönde. Böyle bir denge arayışına gideceğiz. Yani buralarda bir denge oluşturacağız önümüzdeki vadiye ilişkin. Hani hep diyoruz ya, 1,5-2 yıllık bir kemer sıkma süreci olacak. Evet, bu süreçte de biz kur tarafında işte böyle oynak hareketleri gördükten sonra dengeleneceğiz. Şimdi bugün piyasaya örneğin şu an 8,5'tayız ki öyleyiz. %12'lere çektiniz diyelim. 2 oradan 1,5 oradan 350. Hadi 2 daha verelim buraya. 500-550 bas puan faiz arttırdık. Hadi bilemedik 650-700 bas puan. Bizim 625 rakamımız arkadaşlar meşhurdur. Bunu daha önce de zaten test ettiniz, gördünüz. 2018'in Eylül ayında. Keza buna benzer bir faiz oranı gelecek gibime geliyor. Yani gördüğüm kadarıyla. Burada ne olur? Yani burada tabii oynaklık artar. Aşağı yönlü de oynaklık olur ama bir anda yukarı yönlü de vurmaları görebiliriz. Bunlar normal olacaktır. Söylediğim gibi bunun pazarlığı zaten yapıldı. Banka müdürleriyle görüşüldü. TÜSİAD'la, MÜSİAD'la görüşüldü. Herkese bir farklı kur vaadi verildi ama denge noktası söylediğim gibi buralar olacak artık. Önümüzdeki orta ve uzun vadeye ilişkin çok üst düzey beklentilere girmeyin. Peki biz piyasada ne yapacağız? Neye yatırım yapacağız? Nereden medet umacağız? Ya da kendimizi nasıl koruyacağız? Döviz bizi enflasyona karşı koruyor. Bundan sonra zaten korumayacak. Böyle bir dünya yok. Faizin yüksek olduğu bir piyasada sizi ne konut korur, ne dolar korur, ne de arkadaşlar otomobil gibi enstrümanlar korur. Zaten yurt dışından otomobil desteği de gelecek ikinci el konusunda 10 yaşı aşmamak kaydıyla. Burada alakalı çalışma zaten hızlandı. Bugün yarın haberi piyasaya zaten düşer resmi bir şekilde. İzleyip görün siz de. Konut tarafında zaten dolar bazlı zirveden gerilememiz de başladı. Burada da bir cacık yok artık bu saatten sonra. Herkes şimdi nakite dönme çabası içerisine bu girdi ama zor. Bu rakamlardan, bu tavan fiyatlarından, bu balondan, daha doğrusu köpük gitmediği sürece en az piyasada işte otomobildir, konuttur. %30 köpük var zaten. Bu köpük gidecek. Bu köpük gitmediği sürece yani siz fiyatlarınızdan bu %30'luk köpüğü silmediğiniz sürece elinizdeki malı rahat çıkaramayacaksınız. Bunu da buraya yazın. Ben bunları defalarca kez söyledim ama rakam da vereceğim dedim vereyim. Hem otomobil tarafında hem konut tarafında hem de imarlı arazilerde arkadaşlar bu köpüğü sileceksiniz. Tarım arazilerinde bu köpük gitmeyecek. Tarım arazilerinde ise bu köpüğün rakamı artacak. Bu %50 olur, %60 olur, %70'lere kadar gider. Yani sürülebilir, ekilebilir tarım arazilerinde artış hızı giderek artacaktır. Bunu da size zamanında söylemiştim. Bunun belli başlı nedenleri tabii sulama krizi, gıda krizi bunların hepsi bu tarafa arkadaşlar ekstra derecede etkiliyor. Ve alım satım süreçlerinde de sizi tarım arazileri yani imarsız tarım arazileri elinizi daha çok rahat tutar ve alınabilir satılabilirliği daha hızlı olduğu için imarlıya göre sizi daha koruyucu şekilde bence yola devam ettirilecektir. Keza faizden, maizden işte benim dini inancıma ters vesaire diyorsanız bu noktaları yok benim dini inancıma ters değil bende sıkıntı yok ya da ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum vesaire gibi işte durumlara da çok girmek istemiyorum ama ben faiz tarafını değerlendireceğim diyor iseniz size piyasada verilecek olan faizle ben söyleyeyim. %50, %55 bantlarında en babası 3 ay vadeli arkadaşlar. Burada ne göreceksiniz? Size bankalarda para verilecek. Bunu yıllık ya da 6 aylık gibi düşünmeyin. Bu çok uzun süre durmayacak. Burada bu seviyenin verilmesinin sebebi de kur korumalı mevduat sisteminin ilk etapta cazibesinin kaybettirilmesi olacak. Bununla birlikte de KKM tarafında gelecek olan bir müdahale beklentimi de söyleyeyim. Orada da vergiler, masraflar artırılacak. Çünkü o noktanın artık sürdürülebilirliği kalmadı. Başımıza bela oldu. Olan kim olacak derseniz, olan arkadaşlar gariban olacak. Alt gelirli olacak. Zamlar aşırı sert bir şekilde gelecek. Temmuz ayından itibaren buna hazır olun. Asgari ücret 11 bin, 12 bin aralığında pazarlığı bitmiş gibi duruyor. Bu detayı yine paylaşmış olalım. Ama sevinmeyin. Yani benim kredi borcumu işte daha rahat ödeyeceğim ya da kiramı daha rahat ödeyeceğim şeklinde bir beklentiniz varsa bu beklentiler çöp.
O maaş size şu anki durumdan daha kötü bir şekilde ezici olacak. Bunu unutmayın. Yani hazırlayın. Her şekilde kendinizi hazırlayın. Evet, şu anda tabii ben rahat konuşuyor olabilirim. Benim iyi kötü bir tuzum kuru. Aranızda çok fazla insanın da tuzu kuru olabilir ama abartılacak derece değil. Biz bu kanalda 250 bin kişiyiz. Taş çatlasa burada %10'unun tuzu kurudur. Bakıldığında da bilemediniz %15'inin. Ama geri kalan kesimin işi zor. Ya hazırlayın, yani kendinizi hazırlayın. Detayda boğmak istemiyorum ama elden de bir şey gelmiyor. Hiç görmediğiniz bir piyasa şartına gireceksiniz. Ben uzun bir süredir çok olumsuz analizler yapmıyorum. Sizi dövize yönlendirecek şekilde ciddi bir patlayış analizi de yapmadım. Bundan dolayı da biliyorum. Kırgınsınız, tepkileriniz de var. Bana çok fazla eleştiri yaptınız farklı kanallardan, farklı mecralardan. Kiminiz haklısınız, kiminiz haklısınız. Ben saygı duyuyorum hepinize. Ama bugünlere geldik. Şimdi gönlüm istiyor ki hep iyi şeyleri konuşalım. Biraz böyle morallendireyim, biraz böyle iyimser olayım. Ama artık arkadaşlar bu noktadan sonra çok fazla iyimser olmanın da bence şeyi kalmadı. Burada tabii amacım dikkat çekmek ya da sizleri morallendirmek ya da burada ümit bağlattırmak değil. Bir acı gerçek var, bir acı reçete var. Her ne kadar da bunu tabelada görmeyecek olsak da derin bir şekilde hissedeceğiz. Benim gördüğüm bu. Ben bir ekonomist değilim. Bir ekonomi insanı değilim. Bir piyasada aktif olarak meşhur birisi değilim. Yani TV ekranlarında bu gördüğünüz, ama piyasanın içinde olan birisiyim. Bundan emin olabilirsiniz. Kendi iş çevrem, arkadaş çevrem de bizzat zaten bunu bilir. Ve sürekli olarak da görüşürüm ve istişare de ederim her konuda. Ağırlık olarak inşaat ve sanayi tarafıdır benim çevrem. Bunu da belirteyim. Zaten bilenleriniz var. Aranızda eski dönemden benimle tanışanlar da var. Yani gördüğümüz süreç hep birlikte, bunu da sizlerle paylaşıyorum. Nakitinize sahip çıkın. Söylemek istediğim bu. Nakit sizin için çok değerli bir enstrüman olacak önümüzdeki süreçte. Şimdi ağlayanın malı gülene hayreder mi? Arkadaşlar bu iş ticarettir. Ticaret böyle bir şeydir. Döküleni toplayacaksınız. Yani fırsatı kaçırmayacaksınız. Ha, bir anda her şeye dalın toplayın bu demiyorum tabii. Köpüğü siz gidereceksiniz. Yani elinizde parası olan varsa bu köpüğü rahat davranarak, acele etmeden sabırlı bir şekilde alımı bekleyerek piyasanın sıkışmasını aslında bir yandan da siz destek vereceksiniz. Öyle söyleyeyim. Umarım daha net bir şekilde anlaşılıyordur. Para avını bulacak. Nakite olan avını bulacak. Bu böyle. Bu değişmez. İzleyip görelim süreci. Yani ama kurdan murdan işte çok medet ummayın. Borsa ne olur sorusuna. Arkadaşlar borsada bizim aşağı yönlü bir hareket sergileme gibi bir durumumuz yok. Zaten gelecek faiz oranı da borsanın uçuşunu destekleyecek ki enflasyon bir anda kontrol altına alınamayacak. Ve sıcak para girişinin ve verilecek olan faiz kararındaki metinde de piyasa dostu mesajlar zaten verilecek. Diğer taraftan işte repo faizleri olsun, gecelik faizleri olsun, vadeli mevduat faizleri olsun, bunlar da çok üst düzey seviyelere çıkarılacağı için bu istenilen, beklenen para da zaten gelecek. Mecburi gelecek. Yani böyle bir dünya yok, bu gelmeme gibi, bu kadar rahat bir parayı değerlendirmeme gibi bir şans yok. Buradan Borsa İstanbul'u zaten ekstra olarak pozitif etkilenecek. Bunu unutmayın. Ha, kur tarafı ne olur? Bir miktar daha yukarı yönlü hareketleri bekleyebilirsiniz ama çok garantisi yok. Bugün 24 tamam diyebilirler. Yani buna da hazır olmak gerekiyor. Ve yukarıda şöyle bir akşam ya da birkaç saatliğine, birkaç dakikalığına 26-27'leri de gösterebilirler. Dikkatli olun ama denge noktasını az çok herkes zaten tahmin ediyor. Peki Perşembe itibariyle biz kaldıraç kullanıp pozisyon açalım mı? Yapmayın bunu. Bu hata olacaktır. Yani hem aşağı yönlü pozisyon hem yukarı yönlü. Hayatınızın hatası olur. Ve hiç olmadığınız gibi ters köşelerde zaten hazır olun. Hatta ekrana bile bakmayın Perşembe günü, öyle söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.